sadece çekip gitmedim. Çünkü her annenin hakkıdır çocuklarının annesini seçmek. Çetten vermişler. İyi. Artık kızlarına kavuşmak için önündeki engel kalkacak. Yarınki duruşmada bunu kullanırsak... Böyle bir şey olmayacak Ateş. Sana daha önce de söyledim. Bu durumu duruşmada kullanmayacağız. Şaka yapıyorsun herhalde. Davayı erteleme fikri de nereden çıktı Lale? Ege bu durumdayken böyle bir şey yapamam Tuna. Ama bu mümkün değil. İstesek de yapamayız. Artık çok geç. Duruşma yarın. Sen de biliyorsun. Bırakın çocuğu! Bırakın! Engel oldu. Kızı bırakın. Götürüyorlar. Bırak! Bırak! Ne yapıyorsunuz ya? Bırak! Ah! Bırakın! Çekil bırakın. Ben! Bırak! Bırak! O da çok küçük. Çekil! Bırakın! Bırakın. Durun! Bırak, bırak çekil! Kızım, Asu. Ne yaptın onu? Çok korkmuş. Baksana şu haline. Ne yapacağım? Getirdim işte kızını. Allah Allah. Geçti kızım. Bak ben yanındayım. Çok mu üzdü seni o Zeynep denen kadın? Mahvedeceğim ben onu. Bırakın beni, dokunmayın bana. Zeynep'i alıp götürdüler. Nasıl? Kim götürdü Zeynep'i? Ben sana verdiğim sözü tutamadım. Kızını koruyamadım Kerim. Adamların elinden çekip alamadım. Belki de en iyisi gitmektir Zeynep. Gitmekten başka bir şey bilmez misin sen? Beni buraya bağlayacak hiçbir şey kalmadı. Her şey elimden kayıp gidiyor. Ya bir umut varsa? Nasıl yani? Kal desen. Öyleyse artık bir umudum var. Karar. Ece ve Naz Aydın'ın velayetlerinin babaları Ege Aydın'a verilmesine... Ege Aydın'ın hakkında yürütülen soruşturmanın sonucunda tutuklu yargılanması kararı alındığı görülmüştür. Ama Hakim Bey nasıl olur? Bir yanlışlık olmalı. Benim kimseye borcum yok. Asıl dolandırılan benim. Hakkınıza açılmış olan davanın neticesi şu an elimde duruyor. Dolayısıyla velayet davasının kararı da değişmiş bulunuyor. Karar. Davalı taraf Ege Aydın hakkında daha önce alınmış olan tutuklu yargılanması kararı gereği Ece ve Naz Aydın'ın velayetinin Ege Aydın'ın davası sonuçlanıncaya kadar anneleri Lale Bağcan'a geçici olarak verilmesine karar verilmiştir. Baba! Ah, baba! Ege! Ege! Ne oldu? Nereye götürüyorsunuz babamı? Kızlarımla konuşabilir miyim? Buna izin yok. Lütfen. Çok kısa olsun. Kızlar, en kısa zamanda her şeyi düzelteceğim. Söz veriyorum. Şimdi ben gelene kadar uslu durun ve kimseyi üzmeyin, olur mu? Babacığım, beni bırakma. Bırakma bizi. Ne olur gitme baba. Söz veriyorum, bir daha kızmayacağım sana. Yeter artık. Kızlar, lütfen ağlamayın. Babanız geri gelecek. Ege, merak etme. Ne gerekiyorsa yapacağım ben. Getireceğiz Naz, söz getireceğiz. Şimdi istiyorum ben. Tamam Naz, sakin ol. Baban geri gelecek. Sen bizi ona bırakmamak için böyle söylüyorsun. Hadi Zeynep, sen bizi götür babamıza. Keşke elinden bir şey gelse. Ya. Hadi Hacı, biz gidelim. O adamların yanından babamı alalım. Durun kızlar. Naz, bırak beni Ateş. Hadi. Hadi gir içeri. Kızlar, ağlamayın. Ne olur, en kısa zamanda getireceğim babanızı, tamam mı? Neden ama? Neden hep biz üzülüyoruz Zeynep? Canım benim. Ağlama. Kızlar, ben yanınızdayım artık, tamam mı? Anneniz yanınızda. Bundan sonra her şey iyi olacak. Söz veriyorum, tamam mı? Ağlamayın. Yalan değildi bu anne. Biz artık üzülmeyeceğiz değil mi? Söz veriyorum size. Lütfen ağlamayın. Ege'nin avukatı nerede Süreyya Hanım? Durumun ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Bunu da mı yaptın sen? Anlamadım Zeynep. Ağlamayın. Lale biraz gelir misin? Hepsi geçecek, tamam? Hadi gelin, hadi. Biz şurada duralım. Efendim Zeynep. Mutlu musun şimdi? Anlamadım. Çocuklara sahip olmak için Ege'yi bu duruma düşürmene değdi mi? Zeynep, ben... Konuşamıyorsun, kendini savunamıyorsun bile. Sen de biliyorsun yaptığının ne kadar yanlış olduğunu. Saçmalama, ben böyle bir şeyi nasıl yaparım? Peki nasıl oldu da tam da bugün tutuklandı Ege? Ege'nin tutuklanmasıyla bizim bir ilgimiz yok. Eminim öyledir. Süreyya Hanım, siz de bunu yaptığımı düşünmüyorsunuz değil mi? Ben böyle bir şey yapabilir miyim? Senden beklemediğim o kadar çok şey yaptın ki Lale. Süreyya Hanım lütfen. İzninle Lale, ben de çocuklarla vedalaşmak istiyorum. Her şey düzelecek. Biz babaanne gidiyoruz şimdi, babanızı göreceğiz. Tuna, bunu bizim yapmadığımızı söyle bana. Yapmadık Lale. Hayır, onlar da yapmadılar. Umarım öyledir Tuna. Çünkü eğer bana yalan söylüyorsanız... Lale, bize de güvenmiyorsan artık ben ne diyeyim ki sana? Kızlar ağlamayın, babanız dönecek. Bak, sinirlerim bozuldu senin. Hadi, kızları da alıp gidelim buradan. Her şey düzelecek. Hadi kızlar. Hadi canım, hadi güzel kızım. Giyinelim artık, hadi yavrum benim. Hadi canım benim, güzeller güzeli kızım. Hani gitmiyor musunuz? Hala hazırlanmadınız mı? Ne oluyor? Bir saat yalnız bıraktık diye lafınızdan geri mi dönülüyor? Şeyda, bana bak. Olur mu hiç öyle şey? Yapmaz benim kızım öyle şey. Değil mi yavrum? Değil mi güzel kızım? Tamam, yapacağım istediğinizi. Bizim istediğimiz ne ki yavrum? Seni düşünüyoruz. Paraya para demeyeceksin ayol. Hem camiadan da bu kadar uzak kalmaya gelmez. Bir kalemde silerler maazallah. Öyle değil mi Muratcığım? Öyle tabii. Tamam dedik ya be. Bana bak. Böyle surat yapacaksan. Yok Murat. Yapmayacağım. Hadi anne hazırlanalım. Aferin kızım. Hadi kızım. Seni de adam sandım ya. Yazıklar olsun bana Murat. Bana mumla aratıyorsun ya Kerim'i. Şeyda, Şeyda! Aferin, aferin. Hocam, sınav sonuçlarına bakabildiniz mi? Dur kızım, daha dün oldunuz sınavı. Ben bu gece bakayım, yarın size sınav sonuçlarına veririm. Hadi bakayım sınıfınıza. Teşekkürler. Kerim bir baksana. Ne oldu? Ne oldu? İstifanı vermeye mi geldin? Yo, hiçbir yere gitmiyorum, vazgeçtim. Ne oldu yine? Niye fikrini değiştirdin? Zeynep'i buldu annesi. Selçuk beyler bırakmamak için ne kadar uğraştıysa da... ...alıp götürmüşler kızımı. Ay Allah ya. Tabii sen yine onların peşine düşeceğinden... Sadece o da değil. Bütün bu saçmalıkların içinde ne oldu biliyor musun? Zeynep bana kal dedi. Gitme dedi. Senin adına sevinim mi üzülüm mi bilemedim. Gitmek çözüm olmayacak. Ama eğer burada kalabilirsem... ...belki hayatlarımızı birleştirmenin bir yolunu bulurum, anlıyor musun? Zeynep benimle olursa... Yani şu an için yapabileceğimiz hiçbir şey yok, öyle mi? Tamam, anladım. Teşekkür ederim. Tek çare bütün parayı ödemekmiş. Borcu çok fazla olunca bir şey söyledi. Belli bir miktarı aşınca galiba... Tutuklu yargılama kararı çıkıyormuş. Keşke cezaevine Ege'yi görmeye gittiğimizi söyleseydin ona da. Neden? Avukatın ağzından duyunca buna inanırdı da... ...parayı ödememe izin verirdi belki. Bizim lafımız da yeter. Artık gurur falan da yapamaz. Kendini düşünmüyorsa bile çocuklarını düşünmek zorunda. Ah, keşke dediğin gibi olsa. Olacak. Ece ile Naz'ın ne hale geldiğini kendisi de gördü. O çocukları gururu yüzünden üzmeye hakkı olmadığını o da biliyor. Naz, eve geldik. Seni kucağımda götüreyim mi içeri? Ece'nin elini tutup yürürüm ben. İyi, hadi bakalım. Olay daha çok yeni. Toparlanacaklar. Babalarının ellerini kelepçeli gördüler Tuna. Nasıl unutabilirler bunu? Neden bugün? Tam onların gözlerinin önünde oldu. Eğer daha sonra olsaydı kızların senin yanında kalamayacaklardı ama. Bu yüzden memnun olman mı gerekiyor? Bunu mu söylemeye çalışıyorsun? Hayır, tabii ki değil. Bak Tuna, eğer sonunda bu işte sizin parmağınız olduğunu öğrenirsem... Anne! Geliyorum kızım. Anladın değil mi? Anladım ama yanlış düşünüyorsun. En azından ben böyle bir şey yapmadım. Sonra konuşuruz. Gelin bakalım. Anneanneniz ne derdi biliyor musunuz? Üzüntünün çok iyi bir ilacı varmış. Ne olduğunu merak etmiyor musunuz? Neymiş? Çok güzel bir yemek. Çünkü insanın karnı doyunca aklı daha iyi çalışır. Derdinin çaresini bulurmuş. Şimdi biz de karnımızı doyuralım mı? Ben istemiyorum, siz yiyin. Hiç mi acıkmadın Naz? Babam da acıkmıştır şimdi ama. Ya ona yemek vermiyorlarsa? Kravatı çıkart. Geçelim. Allah kurtarsın. Gel bakalım. Allah kurtarsın gülüm. Senin yerin burası. Yok mu eşyan? Muhabbetine de doyum olmuyor yani. Bir çay ver bana, çay ver. Al, bunlarla idare et bakalım. Sonra hesaplaşırız. Merhaba. Buyurun. Kolay gelsin. Ege Aydın'ı görmek için gelmiştik biz. Bugün görüş günü değil. Yani göremeyecek miyiz onu? Olmaz hanımefendi. Hiç mi yolu yok? Apar topar getirdiler zaten oğlumu. Ne eşyası var ne de başka bir şeyi. Ya özel izniniz olacak ya da herkes gibi görüş gününü bekleyeceksiniz. Bu izni nasıl alırız peki? Avukatınızla görüşün. O bilir. Ama bugün geç oldu. Artık zor. Göremeyecek miyim yani oğlumu? Hanımefendi görüş günü yarın. Yarın gelirseniz izne falan da gerek olmaz. Olmaz, bekleyemem. Müdürle görüşsek, belki biz görüşürsek... Hanımefendi sizi içeri alamayız. Siz de lütfen... Hadi Süreyya Hanım, yarın geliriz. Teşekkürler, kolay gelsin. Ne demişler? Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer... Kürtçü dükkanıdır. Öyle değil mi Şeyda? Kızım, cevap versene Kutsi abine. O senin patronun yavrum. Ah, bizi nasıl mutlu ettiniz Kutsi Beyciğim. Tekrar Şeyda'yı işe almakla anlatamam. Başka yerlerden o kadar teklifler geldi. İnanır mısınız? Hiç içime sinmedi. Hep karşısında durdum. Dedim ki... Sen bu alemin kralıyla başlamışsın. Şimdi gidip 3. 5. sınıf yerlerde çalışılır mı yavrum dedim. Öyle mi Şeyda? Ayol Murat'ın yüzü burada. İnanmıyorsanız ona sorun Kutsi Beyciğim. Vallahi bu kadar met etmeseler ben de izin vermezdim biricik Şeyda'mın çalışmasına. Hem sizin büyüklüğünüz hem de malum geçim derdi derken... Eve biraz daha para girmesi... Para mı? Yani öyle gözümüz yükseklerde değil. Yani Şeyda'nın ekmeğinin de bir karşılığı olacak yani değil mi? He? Önce bir borcunu tamamlasın da ötesini sonra konuşuruz. Ayol ne var canım? Azar azar öder. Kaç geceli gövmesi ki şunun şurasında. Vallahi Şahika Hanım, kızına yeni ev açtık. Yetmedi... Dayadık döşedik. O da yetmedi, nakit de verdik. Yani ne kadar bir paradan bahsediyoruz burada? Faizini de eklersek... Ha bir de faizi var yani. Ne sandın? Babamın ayrına mı dağıtıyorum bu parayı ben? Hadi Şeyda da bizim kızımız. Sevdik diyelim. 3 ay para almadan çalışsın, sonra konuşuruz. Ha, tabii o da sahnesine, edasına, tavrına bağlı. Ama dersiniz ki olmaz. O zaman bu hafta ödeme yaparsınız. Birader sen de kocası yerindesin. Tahsilata sana geliriz artık Murat Bey. Canım ne çalışmaması. Şereftir sizin yanınıza sahneye çıkmak. Ne zaman başlasın abi? Bu akşam olur değil mi? Başlasın yani bu akşam. Hemen başlar ne olacak ki yani. Yeter ama Selçuk, kurdukça kuruyorsun. Kaç saat geçti, bir haber vermediler. Mahkeme bu, belli mi olur? Hakim karar verememiştir, bir şey olmuştur. Sanmam, zaten hakim verdi kararını. Onu söyleyecekti, başka bir şey var bunda. Birinden biri arardı yoksa. Ha. Senin derdin anlaşıldı. Bana bak hanım, sakın bu Ege delirip de şimdi bir de annesine... Canım sana mı düştü tasası? Ana oğlu onlar. Öyle deme Ulviye. Ege'nin Süreyya Hanım'a yaptığı doğru bir şey mi? Kimse kimseye durduk yerde öyle davranmaz. Kim bilir bize söylemediği ne kabahati var. Yok yok. Yanlış yaptım ben. Ben de gidecektim peşlerinden. Bir sen eksiktin zaten. Şurada benim ne halde olduğumu görmüyorsun da gidip el alemin... Aman Allah aşkına Selçuk ya. Ölsek gitsek umurunda değil. Ya Ulviye... Nedir bu yaştan sonra başıma gelen ya? Varsa yoksa Süreyya'm. Öf! Ay, kadın büsbütün yerleşti eve canım. Ne konuşuyorsun sen yine kendi kendine? Yok bir şey. Çocukluk bu senin yaptığın. Senden başkasını görür mü benim gözüme? Hı? Ya, öyle mi sahiden? Öyle tabii. Hani duyan da zannedecek Süreyya Hanım benim bir şeyim. Ne yapıyorsun sen Selçuk? Yere düşmüş. Kirlenmesin diye katlıyorum. Aa, sen iyisi mi? Git güzelce bir yıka onu. Kirlenmiştir. Bir de ütülersin. Öyle teslim edersin Süreyya Hanım'ına artık. Ulan anlamadım gitti be. Bu nasıl iş ya? Bir de borçlu çıktık üstüne üstlük. Hadi yürü sen de be. Benim ne suçum var be? Bir de soruyor musun? Lan adam açık açık tehdit etti lan beni. Senin yüzünden başım belaya girecek lan benim. Hepsi bitti, bir tek bu mu kaldı ha? Yetti be. Yuh. Beğenmiyorsan... Şeyda, ne biçim konuşuyorsun sen? O senin çocuğunun babası. Hadi. İkimizi bırakıp gitse iyi mi olacak? Kadın başımıza ne yapacağız Kutsi'ye karşı? Şimdi varlığı çok işe yaradı ya. 2 dakika beklemedi beni. Sattı 2 dakikada. Sen ne biçim konuşuyorsun lan? Ha? Bana bak. Şeyda bir sus artık. Senin yüzüne başımıza gelmedik kalmadı zaten. Benim yüzümden mi? Anne, bu adamı bulup benim başıma sen sardın. Bulduysak çalış diye bulduk. 2 günde terk et diye değil. Yoksa şimdiye kadar dünyayı tutmuştuk be. Tuh, yazıklar olsun be. Ne derseniz tamam. Gelmeyin artık be üstüme. Allah Allah. Söz değil mi? Bu akşam artık ağlamayacaksınız. Ben söz veririm ama... bazen yaşlar istemesem de akıyor. O zaman kızma bana, tamam mı? Kızmam. Kızamam ki ben size. Ama siz ağlarsanız ben de ağlıyorum. O kadar üzülüyorum ki. Ne olur sen de ağlama. Zaten biz yeteri kadar üzülüyoruz, olur mu? Siz burada mıydınız? Niye geldin sen? İstemiyorum seni burada. Kendi evine git. Tamam Naz. Naz ben seni... Konuşma benimle. Git buradan git. Ben ne yaptım Lale? Benimle evlendin. Zeynep'e böyle davranmıyorlar ama. Onlar kız çocukları Ateş. Babalarının yerinde kimseyi görmeye tahammül edemiyorlar. Gidip konuşayım, ikna etmeye çalışayım. Hayır. Daha da kötü olur. Ben bakarım. Onu hiç sevmiyorum ben artık. Ben biraz seviyorum hala. Ateş amca kötü biri değil ki. Onunla oturmak istiyorsun yani. Babamız o mu olsun bundan sonra? Zaten babamı da götürdüler. Sakın ağlama. Anneme söz verdik. Ağlama tamam mı? Yoksa o da ağlar. Neden onu düşünecekmişim? O beni hiç düşünüyor mu? Annem en çok bizi düşünüyor Naz. Hiç de bile. Ama ben Ateş amcayı istemiyorum diyorum. O beni dinlemiyor. Ya sen de biliyorsun işte. O artık Ateş amcayı bizden çok seviyor. Hayır annem öyle şey yapmaz Naz. Neden burada o zaman? Neden gitmiyor? Bilmiyorum. O artık burada kalacaksa ben de kendimize gitmek istiyorum. Naz? Ağlıyor musun yoksa? Anne biz ne zaman eve döneceğiz? Evinizdesiniz ya işte. Yok asıl evimize, babamın yanına. Yine arada bir sana da geliriz. Ama şimdi babanız da yok orada. Ama o dönünce biz de gideceğiz değil mi? Sonra konuşuruz bunları. Hayır şimdi. Emze göndereceksin bizi değil mi? Aman Süreyya Hanım dikkat edin. Teşekkür ederim. Ne oldu böyle? Yoksa çocukları annesine mi verdiler? Ah baba. O kadarla kalsa? Kızım söylesene o zaman. Ege'yi tutukladılar. Ne? Cezaevine gittik. Ondan geç kaldık. İnsan bir aramaz mı kızım? Üstüne gitmeyin Zeynep'in Selçuk Bey. O da şaşkın. Ben sana söylemedim bir şey olmuştur diye. Ulviye çay var mı hazırda? İyi gelir Süreyya Hanım'a belki. Yok ama hemen demlerim. Zahmet olmasın. Yok olmaz. Muhasebecisinin başını açtığı iş yüzünden baba. Borçlar o kadar artmış ki. Davalar için tutuklu yargılama kararı çıkarılmış. Tam da gününde. Bence bunu Lale yaptırdı baba. Olmaz o kadar kızım. Şimdi çocuklar nerede baba? Kimin yanında? Lale arıyor. Alo? Rahatsız ediyorum Süreyya Hanım. Ama Ege ile ilgili bir gelişme var mı diye soracaktım. Yok Lale. Ege'yi de göremedik. Yarın görüşme günüymüş, tekrar gideceğiz. Peki yapabileceğim bir şey var mı? İnanın elimden ne gelirse yaparım. Lale istersen bu konuya daha fazla karışma. Süreyya Hanım, inanın bana ne benim ne de yakınımdan kimsenin bu olayla hiçbir ilgisi yok. Ve Nege'nin bu hale düşmesini hiçbir şekilde istemez. Lale inan çok yorgunum. İlgin için teşekkür ederim. Kızlara onları öptüğümü söyle lütfen. Süreyya Hanım. Ateş sana bunu bir kez soracağım. Ve bana doğru cevap vermeni istiyorum. Ben sana ne zaman yalan söyledim ki? Ege'nin tutuklanmasıyla bir ilgin var mı? Sen ne söylediğinin farkında mısın? Senden cevap istiyorum Ateş. Evet mi hayır mı? Ateş. Tabii ki. Tabii ki ilgim yok. Hadi bakalım usta, afiyet olsun. Şu biberi ver. Şu biberi diyorsun. Ver, ver. Çok güzel olmuş. Birazdan çay da içeriz. Ne oldu? Sarmadın ağzına. Ne o lan? Beğenmedin mi yemeği? Lan turist kılıklı. Sana söylüyorum. Sosyete oğlu mu? Her yemeği yemez. Gülüm, o kadar borcu nasıl yaptın sen? Alo. Sana diyorum sana. Hey George, versene var. Yapamaz benim oğlum oralarda. Yatılı okul bile işkenceydi ona. Şimdi bir de hapishane. Yapmayın Süreyya Hanım, bizi de üzüyorsunuz. Ya, evet. Ben de bunu konuşacaktım. Hem çok yük oluyorum size. Sakın yine gitmekten bahsetmeyin. Olmaz Selçuk Bey. Ben de huzursuzum burada. Hem belki yalnızlık da iyi gelir. Olmaz dedi. Aklım sizde kalır. Hem ne demekmiş yalnızlık falan? Daha da kötü olursunuz. Yarın birlikte Ege'yi ziyaret ederiz. Sonrasına bakarız. Ha, ne iyi olur hep beraber Ege'ye gitmemiz. Şimdi orada yalnız yalnız. Senin ne işin var orada Ulviye? Ama Selçuk. Cezaevine gidiyoruz. Öyle fazla kalabalığa gerek yok. Oldu değil mi Süreyya Hanım? Kalıyorsunuz. Kızım sen de bir şey söylesene. Babam haklı Süreyya Hanım. Durum iyice bir ortaya çıksın, bakarız ne olacağına. Hem şimdi çok üzgünsünüz. Yorgunsunuz. Biraz dinlenin. Heh, ne güzel söyledin. Zeynep hadi sen götürüver Süreyya Hanım odasına. Tamam. Çayını da al. Gelin. Neden izin vermiyorsun gitmesine Selçuk? Başlama yine Ulviye. Görmüyor musun kadının halini? Yalnız mı bırakalım? O evli Selçuk. Hani nerede kocası? Ben de onu diyorum ya. Neyse. Peki bakalım. Öyle olsun. Ne var Eda? Hiç, ne yapıyorsun diye bakayım dedim. Çalışıyorum. Onların halinden gayet memnunum ben. Peki Tuna. Bugün yine yüzünde güller açıyor. Ben de dava kazanıldı diye memnun olursun diyordum. Birincisi daha kazandık sayılmaz. Bu geçici velayet. İkincisi Ege tutuklandı. Ablan da bundan bizi sorumlu tutuyor. Siz kim oluyorsunuz? Biz Eda, sen, ben ve Ateş oluyoruz. Nereden çıkarmış ki bunu? Ama doğru tabii. Ateş'le sen sabıkalısın. Daha önce ablamın arkasından hiç çevirmediniz mi? Bunu bana sen mi söylüyorsun? Neyse canım. Sonuçta bu işten tek kazanan Ateş oldu, öyle değil mi? Artık Lale ve çocuklarıyla mutlu mesut yaşayabilir. Nasıl gözleri parlıyordu gördün mü çıkışta? Kolay değil tabii. Bir ömür boyu hayalini kurduğu aileye kavuştu. Eda söyleyeceklerim bittiyse çıkabilirsin. Kovuyor musun yani beni? Hı. Aynı lafları dinlemekten sıkıldım. İyi tamam. Sen de bu aralar bir haller var ama anlarız nasıl olsa. Arkandan kapıyı da kapat Eda. Aa. Sevdikleri buydu değil mi? Evet bu. Nasıl hatırladın? Hadi çağır onları da soğumasın. Ben de içecek bir şeyler getireyim. Tamam. Ece, Naz. Biraz aşağı gelebilir misiniz? Size bir sürprizim var. Pizza! Anne hadi hemen yiyelim. Yavaş düşeceksin. Nihayet yüzünüzü güldürebildim demek. Sen mi aldın bunu? Sen mi aldın bunu diyorum? Hayır ben... Evet ben aldım. İstemiyorum ben, yemeyeceğim. Sen de yemeyeceksin değil mi? Hı, evet. Zaten babaları yüzünden bütün gün bir şey yemediler. Keşke senin aldığını söylemeseydin. İyi akşamlar. Hoş geldin. Bunları getirmiştim. Ece ile Naz'ın eşyaları. Gelsene içeri. Yok gelmeyeyim. Zeynep lütfen. Kim gelmiş Ateş? Merhaba. Gelsene içeri. Eve dönmem lazım. Kızların eşyalarını getirmiştim. Ama buraya kadar gelmişsin zaten. Zeynep mi geldi? Ece. Zeynep. Nasılsın? İyiyim. Zeynep iyi ki geldin, iyi ki geldin. Ne oldu? Neyin var senin böyle? Çok kötüyüm ben Zeynep, çok kötüyüm. Baban gelecek ama söz verdik ya. Sadece o değil ki. Zeynep sen bizi götürmeye mi geldin? Hayır Ececiğim, pijamalarınızı getirmiş. Ben burada kalmak istemiyorum ama. Bizi de götür Zeynep. Naz, beni istemiyor musun yanında? Onu istemiyorum. Biz seni çok seviyoruz anne. Ama bak babaannem de yalnız şimdi. Zeynep'le gidelim şimdi biz olur mu? Göremediğim için. Hadi Allah razı olsun. Buyur bakalım. Bana mı? Sana ya. Ama yok. Sosyeteme uymuyor diyorsan bir koşuda gidip kapıcını alıp geleyim sana. Olur mu öyle şey? Teşekkür ederim. Biz de sana teşekkür etseydik. Anlamadım. Ne kadar vereceğim? Şimdilik bu kadar yeter. Bak şimdi. Tazeleyeyim ister misin? Yok. Gerek yok. Peki, öyle olsun. Ne oldu Selçuk? Süreyya Hanım tutturdu gideceğim diye. Laf dinlemiyor bir türlü. Senin hallerinden de alın tabii. Ne yapayım Selçuk? Ne istiyorsun? Hı, sanki dememle yapıyorsun da. Söyle, söz yapacağım. Konuş onunla o zaman. Kalsın burada, bir yere gitmesin. Bir punduna getirip bir de özür dileyiver. Hakikaten istiyor musun bunu? Hı hı. Peki o zaman. Sabah konuşurum. İyi geceler. Nöbette mi oturacaksın sabaha kadar? Yok. Değil de... neymiş o zaman derdin? Ha, yatağı beğenmedin. Sabah da servisini çağırırsın onun için. O zamana kadar idare et. Geçti kızım. Her şey iyi olacak. Tamam. Sen de mi uyuyamadın? Naz uykusunda ağlıyordu. Ne yapacağım ben Ateş? İkisinin de sana olan tepkisini görüyorsun. Bu akşam Zeynep'e bizle götür diye yalvardılar ya. Canımdan can koptu sanki. Yanımdalar diye sevinemedim bile. İstersen hemen boşanalım. Olmaz, yapamam. Dava daha bitmedi ki. Bak, bence düzelecek. Her şey daha çok yeni. Beni nasıl severlerdi hatırlasana. Eğer birkaç gün zaman verirsek eminim her şey daha iyi olacak. Bir inanabilsem. Ben sana söz verdiğim her şeyi yapmadım mı? Bunu da başaracağım. Söz veriyorum, başaracağım. Nerede kaldı Adile Hanım? Merhaba. Ay, çok geç kalmadım ya Lale Hanımcığım. Yok, tam vaktinde geldiniz. Buyurun içeri gelin. Ay, duyunca inanamadım vallahi. Nedir bu Ege Bey'in başına gelenler? Adile Hanım, çok rica edeceğim, kızların yanında mümkün olduğu kadar bahsetmeyin bu durumdan. Zaten ikisi de harabe oldu. Aa, yapar mıyım hiç öyle şey? Benim şimdi Ege'yi görmeye gittiğimi de bilmesinler, olur mu? Olur, olur. Sen babamı görmeye mi gidiyorsun anne? Yok. Naz, koş. Ececiğim ben... Annem babamı görmeye gidiyormuş. Biz de onunla gidelim. Ece, boşuna çağırma Naz'ı. Neden? Çünkü siz benimle gelemezsiniz. Peki ama nedenmiş o? Niye göstermiyorsun babamızı bize? Gideceğim yer size göre değil Naz. Bana ne, biz babamızı görmek istiyoruz. Eğer benimle gelirseniz babanız da kızar. Hem bana hem de size. Yalan söylüyorsun. Babam bizi yanında ister. Bizi gördü diye kızmaz bir kere. Aa, aşk olsun. Bana bir günaydın demeden gideceksiniz, öyle mi? Gideceğiz işte. Babamı görmek için gideceğiz biz de. Bir dakikanız var mı Süreyya Hanım? Şimdi çıkmak üzereydim. Cezaevine gidiyoruz ya. Çok kısa. Buyurun. Bir kusurum olduysa bağışlayın. Anlayamadığımda. Bu evi kendi eviniz bilin lütfen. Bir yere de gitmeyin, olur mu? Çok teşekkür ederim ama... Amalık bir şey kalmadı artık. Bunu ben istiyorum sizden. Lütfen. Siz iyi misiniz? Hadi. Bekletmeyin onları. Geç kalıyoruz Zeynep. Kızım bir baksana sen içeri. Kusura bakmayın, beklettim. Kusurdan değil de. Gidelim o zaman, hadi. Hadi. Güle güle. Selçuk. Siz çıkın hadi, ben geliyorum. Tamam. Bak, yine o kıskançlıklarından birini yapacaksan... Yok yok, öyle değil. Güle güle demek istedim. Konuştum Süreyya Hanım. Burayı eviniz bilin dedim. Hadi, bakma bana öyle. Tamam, sağ ol. Bu ne şimdi böyle hanım? Hiç. İçimden geldi işte. Ne, ağlıyor musun sen? Yok. Yok canım. Gözüme bir şey kaçmıştır. Peki. Öyle olsun bak. Civcivlerime çok güzel şeyler hazırladım bugün. Bakın size börek yaptım. Hadi bakalım. Siz börekle başlayın, ben de diğer kahvaltılıkları getireyim. Günaydın. Günaydın Ateş Bey. Günaydın kızlar. Aa, daha dokunmadınız mı böreğinize? Üzmeyin ama beni. Sizin gibi iki güzel kıza böyle inatçılık yapmak hiç yakışıyor mu? Sen istedin diye hiç yemeyeceğiz işte. Hadi gel Ece. Eninde sonunda acıkıp bir şeyler yiyecekler Adile Hanım. Hiç de bile, tamam mı? Babama bir daha görene kadar yemek de yemeyeceğiz. Süreyya Hanım, lütfen beni suçlamayın. İnanın benim hiçbir suçum yok. Kızlarımı mutsuz edecek hiçbir şey yapmam ben. Dün gece hiç de mutlu görünmüyorlardı ama. Buyurun, mahkumların listesi. Kimlik kartlarınızı hazırlayabilirsiniz. Buyurun. Ege Aydın'ın ziyaretçileriyiz. Nesi oluyorsunuz? Ben eşiyim, hanımefendi de annesi. Ben de Ege Bey için geldim. Siz nesi oluyorsunuz? Eski eşiyim. Özür dilerim hanımefendi, sizi alamam. Neden? Soyadınız tutmuyor. Ama ben... Kusura bakmayın, kurallar böyle. Buyurun, siz geçebilirsiniz. Zeynep, selam söyle benden de. Söylerim baba. Ben karısıyım. Hı hı. Mehmet Yüksel, karısıyım. Tamam, siz geçebilirsiniz. Ne var evde ha? Sami Yeşildağ, Mehmet Kaynar, Engin Çınar, Mahmut Beslin, Ege Aydın, ziyaretçiniz var. Mehmet. Ege. Ege, nasılsın? Saçmaydı değil mi? Olsun. En azından beni düşünen biri var. Birazdan annen de gelecek. Babam da dışarıda ama. Sağ olsun. Selamı var sana. Temiz çarşaf, çamaşır falan bıraktık. Teşekkür ederim. Kızlar nasıl? İyiler. Ama seni özlüyorlar tabii. Annelerinin yanındalar değil mi? Hı hı. İstediğin bir şey var mı Ege? Hayır, yanımdasın ya. Bu da yeter bana. İyi ki varsın Zeynep. İyi ki varsın. Ece ile Naz iyiler değil mi? Değiller. Babalarını sorup duruyorlar. Gelmek istediler ama ben cesaret edemedim. Ege'yi bu halde görünce daha kötü olurlar diye düşündüm. İyi düşünmüşsünüz. Biz bile bu yaşımıza zor dayanırken... Selçuk Bey. Buyurun. Bakın buna ben sebep olmadım. Lütfen bunu Zeynep'e de Süreyya Hanım'a da söyleyin. Ben yapmadım. Lale de dışarıda Ege. Zafer'in tadını çıkarmaya mı gelmiş? Ben yapmadım diye yeminler ediyor. Ya bırak anne ya. Başka kim olabilir? Yemek yiyorsun değil mi? Bak her taraf taş. Sakın üşütme olur mu? Lisedeyken sormazdın bana. O zaman da 7 yıl yatılıydım ama. Tamam. Özür dilerim. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim ama kızma bana. Buradan çıkmanın tek bir yolu var oğlum. Borcunun ödenmesi. İzin ver, akşama çıkmış olursun. Hayır. Ege lütfen, inat etme. Buradan çık, sonra ödeşiriz. Hayır dedim anne. Ne benim olmayan bir borcu öderim, ne de bunu senin o adamın parasıyla ödemene izin veririm. Sen burada dayanamazsın oğlum, yapamazsın. İstemiyorum dedim. Ölsem de istemiyorum. Aa, ne işin var senin burada? Karınla çocuklarını bırakıp nasıl geldin? Tuna içeride mi? Sen benim soruma cevap ver, ben de seninkine vereyim. Hiç seninle oyun oynayacak halim yok Eda. Ben istiyorsam ne olacak? Çekil önümden. Eda çekil dedim. Önce bir soruma cevap ver. Ne? Ege'nin yerini savcıya sen mi haber verdin de öyle apar topar tutukladılar? Ben de senden aklı başında bir laf bekliyorum hala. Yanlışın var Ateş. Aşktan gözü kör olan sensin. Hem belki de delirip... Ateş ne oluyor? Eda Hanım'ın küçük oyunları. Boş ver, önemli değil. Peki. Seninle konuşamadık hiç. Şeyden sonra... Sende kaldığım geceden sonra. Konuşacak bir şey yok Ateş. Aslında var. Sen de bunu gayet iyi biliyorsun. Hayır Ateş. İkimiz de ne istediğimizi, ne yapacağımızı söyledik birbirimize. Sorun da bu. Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Senin hamileliğinle ilgili yani. Seni teselli etmem için gelmedin herhalde. Çünkü maalesef bu kez yapmayacağım. Öyle bir şey değil. Sadece kafam karmakarışık. Bunu anlıyorum. Hatta hak bile veriyorum ama... Ateş beni istemediğini söyledin. Çocuğu hiç istemiyorsun. Neden yanıma gelip duruyorsun? Bilmiyorum Tuna. Belki senin beklediğin gibi davranamıyorum. Ama sürekli seni düşünüyorum. İçinde bulunduğun durum... Ama madem kararlısın... Artık bu kararına saygı duyuyorum. Ne demek bu? Eğer doğurmak istiyorsan... Ben karşı çıkmayacağım. Yani şimdi sen... Sakın yanlış anlama. Babalık ya da kocalık etme niyetinde değilim. Ama şunu fark ettim ki... Eğer bu çocuğun sorumluluğunu tek başına taşımak istiyorsan... Seni engelleyemem. Delirdi mi bu çocuk? Ne demek sizin parayı vermenize izin vermemek? Ne diyeyim Selçuk Bey? Hala aynı mesele mi Süreyya Hanım? Evet. Seni de mi dinlemiyor? Hayır. Peki çocuklarının ne kadar üzüldüğünü söylediniz mi ona? Lale, senin aklına gelenleri düşünmedik mi biz zannediyorsun? Haklısın. Özür dilerim. İyi günler size. İyi günler. Kızım, bana kalırsa Lale'nin bu işte hiçbir kabahati yok. Nasıl çırpındığına baksana. Burada mıydın sen? Ne oldu? Hasta mısın yoksa? Rengin bembeyaz olmuş. İyiyim ben. Gel bakayım. Ateşin mi var senin? Aa, bir şey de yok. Gel yemek ye. Acıkmadın mı sen? Yo, acıkmadım ben. İyi. Sen bilirsin o zaman. Hazırladın mı her şeyini? O sana aldığımız payetli elbiseyi de koydun değil mi? Ay Muratcığım, bir görsen. Azıcık giyip süslenince nasıl güzel oluyor benim yavruma. Bize ne faydası olacaksa? Çıkıp sarhoşlara name yapıyoruz ya istiyorsunuz diye. Daha ne yapacağım be? Benim keyfimden sanki. Ulan adam tehdit etti beni be. Sen de anlayıp dinlemeden bulaşmasaydın o adama. Gördün mü? Bak, dilde pabuç kadar. Neyse, neyse. Çocuklar, of, sayılı gün çabuk geçer. Biraz katlanacağız, ne yapalım? Size ne oluyor ya? Beni meze ediyorsunuz, beni! Sen ne biçim konuşuyorsun lan? Sen mezeysen ben ne oluyorum burada ha? Aa! Çocuklar, yapmayın ama! Allah Allah! Sen bana laf söyleyeceğine önce kızına yol yordam öğret. Aklını başına alsın. Yoksa bir kaybolurum, tozumu bulamazsın sonra, anladın mı? Aman be. İyi halt ettin Şeyda. Aferin kızım. Aynen böyle devam et Emi. Ne yapsam kabahat, yeter be. Vallahi Murat'ın dediği kadar varsın. Hani annen olmasam ben bile tahammül edemem sana. Etme o zaman. Bak, kapı burada. Güle güle. Neyse, neyse yavrum. Şeydacığım bak, bu akşam programım var diye biraz heyecanlısın. Başka türlü yemem bu lafı ama... Neyse, anayım işte. Anlıyorum evladımı. Bak kızım, böyle olmaz. Murat'a biraz iyi davran. Azıcık suyuna git. Kaçıracaksın, vallahi billahi kaçıracaksın evladım. Ne güzel işte, bakacağım bir boğaz eksili, fena mı ayol? Şeyda, vallahi sana bir haller oldu ayol. Ay, kurşun falan mı döktürsem, ne halt etsem bilmiyorum ki. Ne kurşunu be? Bekle. Bugün yaptığını da unuttum sanma. Avluda voltamı nasıl kestiğini. Özellikle olmadı. Özür dilerim. Öyle kuru özür yetmez buralarda. Mesela ne miktarda özür diliyorsun? Miktar diyorum, miktar. Nedir? Çok özür dilerim. Bu kadar yani. Bu kadar. Kararlısın. Kendi düşeni ağlamaz. Ege'nin toplam borcu belli değil mi? Tabii. Ne kadar olduğunu öğrenebilir miyim? Lale Hanım, takdir edersiniz ki bunu sizinle paylaşmam doğru değil. Yapmayın lütfen. Zaten duruşma başlayınca herkes öğrenecek. Ya yine de müvekkilim sizinle çocuklarınızın velayetini almak için mücadele ediyor. Bu bilgiyi size veremem. Bakın Hakan Bey, kendi avukatımı bu işe bulaştırmak istemiyorum. Eminim ki o bana bu bilgiyi bulabilir. Pekala. 980.000 YTL. Anlayamadım. Bir de faizler vardı. Lale Hanım. Anladım. Peki. Çok teşekkür ederim. Sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Lale Hanım. Bunu neden öğrenmek istediğini sorabilir miyim? Bakkal amca. Heh, efendim. Bir emrin mi vardı? Bir şey isteyecektim. Lütfen. İste bakalım. Telefon edebilir miyim? Param var. Et bakalım. Koy avucundakileri de cebine. Senin paran geçmez burada. Al bakalım. Ekmek var mı? Var efendim. Baba ben evden kaçtım. Köşedeki bakkaldayım. Gel beni al hadi. Zeynep'ciğim ne yaptın sen? Kaçtım baba. Senin yanına gelmek istiyorum ben. Olmaz Zeynep, gelemem. Neden ama? Hiç mi özlemedin beni? Özlemez miyim? Çok özledim. Ama bak ben şimdi seni alsam yine bulacaklar bizi. Sonra birbirimizi hiç göremeyeceğiz kızım. Ama... Zeynep, söz veriyorum yolunu bulacağım kızım. Biraz zaman ver bana, azıcık. Söz ama değil mi? Alacaksın beni. Söz tabii kızım, söz. Bak, şimdi sen hemen eve dön. Bir daha da sokaklarda tek başına dolaşmasın. Oldu mu? Tamam, sen ne dersen yaparım ben. Aferin benim güzel kızıma. Hadi çağır şu kızı da 2 lokma bir şey yesin. Asu! Asu! Bağırma kulağımın dibinde be çocuğum be. Üf. Çağır gelsin şunu adam gibi. Üf be. Hayret bir şey ya. Ne doğru dürüst kadınlık ediyor adama, ne bir güler yüz gösteriyor ya. Ben olmasam ne olur bu kızın hali, çok merak ediyorum. Anne. Ne? Asu yok. Ay nasıl yok be? Yok anne yok, Kerim kaçırdı galiba. Ay ne diyorsun sen ayol? Ay bismillahirrahmanirrahim. Baba ben şimdi eve dönüyorum. Zeynep. Sakın benimle konuştuğunu kimseye söyleme kızım, tamam mı? Hiç merak etme kızım. Seni orada bırakmayacağım. Tamam, seni çok seviyorum babacığım. Hay Allah! Nedir bu başıma gelen benim? Burak nerede? Tam ihtiyacım olduğu anda ya adam! Ya illa herife bir laf sokacana! Aman ya anne! Ya ben kızımın derdindeyim! Hadi sen git o tarafa bak, ben de bu tarafa bakacağım. Kızım sen kafayı mı yedin? Çocuk kaçıran adam sokaklarda mı dolaşır? Ay ben ne bileyim anne ya. Ya belki daha uzaklaşmamışlardır. Ya Allah aşkına bir kere analık yap ya, ölür müsün? Yaparım canım, bakıyorum. Nereye gitti yarabbim? Asu! Asu sen neredeydin? Ha? Neredeydin? Lollipop almaya gittim anne bak. Öldürdün beni Asu ya. Bir daha bak böyle yaparsan yemin ediyorum var ya. Özür dilerim anne. Ne yaparım ben sensiz Asu? Sakın bir daha yapma böyle şeyler lütfen. Sakın gitme, tamam mı? Tamam. Allah Allah. Neden açmıyor bu kadın? Alışverişe falan gitmiş olmasın? Yok canım, ben hallederim o işleri. Arka odadadır belki. Hayırlısı bakalım. Anne. Ulviye. Anne. Ulviye. Anne. Ulviye. Bütün pencereler de açık. Bütün pencereler de açık. Size söyledim, hiçbir yere gidecek miydi? Yok, hiçbir şey söylemedi. Zaten sabah da bir garipti hali. Neyse, ben bir Hatice Hanım'a sorayım. Belki o bir şey biliyordur. Baba, arama hiç. Bak. Anlamadım. Anladım ki ben bu eve fazla geliyorum artık. Çok mutlu oldum Ulviye. Hay Allah'ım, deli bu kadın ya. Ne oldu Selçuk Bey? Yok bir şey. Bir arkadaşına gitmiş de. Zeynep, gelsene biraz. Ben çıkıp anneni arayacağım. Tamam. Sakın Süreyya Hanım'a bir şey belli etme, olur mu? Sen merak etme baba. Ama zaten... Annenin bütün arkadaşlarını da ara, tamam mı? Tamam. Delirdim bu kadın. Hadi elmayı. Ya. Naz. Ya. Bari sen ye yavrum. İstemiyorum. Ama sabahtan beri bir şey yemediniz. Allah Allah. Alo. Adile Hanım. Kızlar nasıl diye merak ettim de. Nasıl olsunlar Lale Hanım? Çok kızdılar mı onlardan gizli çıkıp gittim diye? Hem ona hem de Ateş Bey onlarla konuşmaya çalışınca... Gene mi bağırdılar ona? Ay sormayın Lale Hanım. Ay bilmem ki nasıl olacak bu iş. Şimdi ne yapıyorlar peki? Uslu uslu oyun oynuyorlar ama. Ama ne? Sabahtan beri tek lokma yediremedim vallahi. Tutturdular babamızı görünceye kadar bir şey yemeyeceğiz diye. Tamam Adile Hanım. Az bir işim var, sonra hemen geleceğim eve. Ben konuşurum onlarla. Hoşça kalın. Merhaba Ekim, nasılsın? İyiyim Lale, sağ ol. Sen nasılsın? Ekim, ben kredilerle ilgili bilgi almak istiyorum. Tabii Lale, ne kredisiyle ilgileniyorsun? Ev, araba... Aslında benimkisi ihtiyaç kredisi. Peki, ne kadarlık bir kredi düşünüyorsun? Ekim, müsaitsen senin oraya gelebilir miyim? Aa, tabii, ne demek, gelebilirsin. Hadi bekliyorum. Gidiyorsun bakıyorum. Evet. Neden gidiyorsun peki? Öyle gerekti. Yolculuk nereye? Bilmiyorum. Bizi böylece bırakıyorsun demek. Arkana bile bakmadan. Öyle mi? Sana bütün kalbimle mutluluklar dilerim Selçuk. Ben gideyim artık. Bana gitme demeyecek misin? Sen kararını vermişsin. Bana laf düşer mi? Doğru. Demek kaderde bu yaştan sonra sevgilinin hasretini çekmek de varmış. Mutluluğun her çeşidini görmüştüm ya elinde. Demek acının en büyüğünü de sen yaşatacakmışsın bana. Ben gözümün ucuyla bile senden başkasına bakmadım. Şuramda hep sen vardın. Hep de olacaksın. Sahi mi söylüyorsun? Sana yalan söyleyebilir miyim ben? Komşu komşu, oğlun geldi mi? Geldi. Ne getirdi? İncik boncuk. Kime? Sana bana. Başka kızlar, hadi yemek yiyelim. Biz yemeyeceğiz anne. Ama zaten bütün gün hiçbir şey yememişsiniz. Sen nereden biliyorsun? Kuşlar öyle söyledi. Kuşlar konuşmaz ki. Adile teyze söylemiştir onu bir kere. Biz yemek yemeyeceğiz. Ama eğer yemeğinizi yeseydiniz sizin çok istediğiniz bir şey yapacaktım. Neymiş o? Ateş amcayı buradan gönderecek misin? Yarın sizi babanızla buluşturacaktım. Yaşasın! Hadi bakalım. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Hadi oturun. Sana bir şans daha vereyim dedim. Seninle konuşurken cevap ver bana. Para mara yok, tamam mı? Bak, güzellikle söylüyorum, buralar tekin yerler değil. Senin gibi turistler çok dayanamaz burada. Bitti mi? Yani şimdi sen beni sallamıyorsun, öyle mi? Evet. Yani şimdi burada böyle korumasız, tek başına dolaşacaksın, öyle mi? Tehditlere karnım tok benim. Ben kimseyi tehdit etmem. Dediğimi yaparım. Geber.